yani nutuk da bu yukarıda bahsi geçen özelliklere sahiptir diyebiliriz. Anlaşıldı değil mi? Evet. Çünkü ne diyor bak? Ölen herifin ruhu habisi olan zındığın yazdığı ve zahiren Müslümanlara Türkçülük lehinde. Nutuk da böyle. Fakat hakikatte Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam azamet ve haşmet-i maneviyelerini kırmak ve hiçe indirmek ve adileştirmek niyetiyle yazılan bu matbu eserde, bakın, nutuk böyle bir eser değil diyebilir misiniz? Hayır. Böyle bir eser. Mucizat-ı Kur'aniye ve Mucizat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam karşı örümcek ağı da olamaz, parçalanır. Fakat binler teessüf ki Risale-i Nur'u görmeyenlere kat'i zarar verdiği gibi Risale-i Nur'u görenler de merak edip acaba ne var demekle safi kalplerini bulandırır. Açıp bakarlarsa şayet laikal. Kalplerini bulandırmazsa da vesvese ve evham verir. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri böyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini, hizmetlerini, nurculuklarını ziyadeleştirmek lazım geliyor. Fena şeyle, bakın başta söylediğim şimdi çıktı. Zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp baktırılmasın. Belki ehemmiyetsiz, dinsizcesine yalnız Esma-i Mübareke ve Ayat-ı Mübareke'nin bazı meali içinden hariç kalmak itibarı ile